Çocukken sabah beni uyandırmak zor değildi. İvan, hadi oğlum kalk. Oğlum, hadi yavrum kalk. İrfan, hadi oğlum kalk. İrfan, hadi oğlum İrfan, kalk oğlum. Okula geç kaldın, hadi kalk. Oğlum, hadi kalk yavrum. Oğlum, hadi sene oğlum. İrfan, hadi oğlum kalk. İrfan, oğlum hadi uyan. İrfan, hadi okula geç hadi kaldın, sene, kalk oğlum. Uyansana. İrfan. Okula, işe binlerce kez uyandırıldım. En çok mutfaktan gelen çay kaşıklarının bardaklardan çıkarttığı garip müziğe uyandım. Aha, seker planlar var mı? Melis, sen bu kadar dedikoducu değil misin? Bu hamileliğin dördüncü ayı çok zor geçiyor. Bazen aile üyelerinin konuşmalarına uyanırdım. Seni ne zaman baş göz ediyorsun? Bir kısmet. Genelde ha? Sabahları kötü haberler olurdu bu konuşmalarda. Ayşe'nin kocasını işten atmışlar, duydun mu? Yapma ya. Geçen gün gittim ben, ona bir şey söylemedi. Bu dedikoduyu diye merak ediyorum. Yok şimdi. Abla seni seviyorum. Seviyorsun değil mi? Ve sonunda çok şükürlere bağlanırdı konu. Çok şükür, çok şükür, çok şükür, çok şükür. Bugünümüze de şükür. Neyse, gene şimdilik çalışıyorlar. Buna da şükür. Yani şükür. Çok şükür. Köpeğimiz Yaman ve kedimiz Siyah Beyaz'a uyanırdım Sevecen. Elimi yüzümü hiç yıkamazdım kalkınca. Annem kızardı. İrfan, yüzünü yıkadın mı? Bakkal benim işimdi. Ama giderken ıslık çalardım. Aslında ne yaparsam yapayım hep ıslık çalardım. Bakkala giderken, kömür almaya giderken, fırına giderken, okula giderken. Komşumuz Hanife teyze ıslık çalmamdan nefret ederdi. Daha doğrusu bütün mahalle ıslığımdan nefret ederdi. Hanife teyzenin ses tellerinin çoğunu ameliyatla almışlardı. Ve beni ıslık çalarken yakaladığında evin önünde ve bağırdığında o sesle "İrfan!" paniğe kapılmamak mümkün değildi. Hanife teyzenin kocası Arif abi işten gelir uyurdu hep. Islık yüzünden fırlatılmış tüm terlikler veya sular uyuyan ve uyanmaması gereken işçi erkekler yüzündendi. Aynur'un kocası, Cemile'nin kocası, Hanife'nin kocası, Seher'in kocası. İşçi mahalleleri müzik yapmak için hiç de uygun bir yer değildi. Su, terlik ve bilimum fırlatılacak eşyayla susturmaya çalışsalar da beni mümkün değildi. Çünkü hayat zordu. Islığım benim tek yarenimdi. Babamın hastalanıp malulen emekli oluşu ve benim ortaokuldan alınıp soğuk bir atölyeye çırak verildiğim o ilk sabahta dükkanı süpürürken mesela.
İlk ustam zaten sevimsiz bir tipti. Onu sevemedim hiç. Aslında sorunun onun sevimsizliği değil, 13 yaşında işçi olmak olduğunu yıllar geçince anladım. Oysa çok iyi insanlardı hepsi. Ama hayat onlar için de çok zordu. Zaten müzik içindedir insanın. İstersen beyninde çaldırabilirsin orkestraları. Islık, yalnızlık enstrümanı. Macera aramaya gittiğim İngiltere'de bulduğum gitar, arkadaş oldu ıslığıma. Yıllarım o ıslığı ve gitarı dinleyip seven arkadaşlar aramakla geçti. Bu da çok zordu. Islığımdan aldıklarını misliyle geri verdiler. Ve sonra zaman geçti. Bana terliklerin atıldığı o balkon ve o balkonun olduğu ev, evin olduğu mahalle yıkıldı. Köpeğim, kedim öldü. Anlattığım çoğu insan göçtü, gitti. Sonra bir baktım, o günlerden geriye ıslığım kaldı. Anlatma, sakla kendine. Her devrin alemi ayrı. Rüyanda delikanlıysan, yüzünü öperse güzel kadınla korkarsın sabahtan. Uyanmaktan içimdeki izlerin derin. Hayır alamet değil. İçimdeki yüzme gizler. Suçumu herkesten gizler.
içimdeki izlerin derin. Hayra alamet değil. İçimdeki yüz rengi izler. Suçumu herkesten